HDI Sigorta Smaçörü sunar. Değerli izleyenler, Smaçör programından herkese merhabalar. Fenerbahçe kadın voleybol takımımız Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Fatma Yıldırım'la beraberiz. Programımız ilk 3 haftada Ceren ve Eda'ylaydı. Şimdi de seninle. Öncelikle nasılsın Fatma? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Sağlığın nasıl? İyi, her şey güzel gidiyor. Şimdiden özür diliyorum, sesim için biraz rahatsızım. Hiç önemli ben. Değil. Ama onun dışında her şey güzel gidiyor. Takımda havalar da iyi. Biraz hastalık var ama evet, gerisi evet, evet, gerisi takımın yarısı biraz hastalık evresinde mi? Evet, biraz öyle oldu ama herhalde bu havalardan dolayı normal. Geçiş mevsimi. Evet, geçiş dönemi. Peki ilk olarak istersen milli takımla başlamak istiyorum. Harika bir yaz dönemi geçirdiniz. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olduk. İlk olarak nasıl geçtiğini sormak istiyorum. Senin adına, takım adına nasıldı? Ya ben gerçekten çok zor bir dönem geçirdik. 4 ay boyunca kamptaydık. Mayıs 19'da girdik. Yani Eylül 19'da... Tatil yapamadınız zaten. Hiç yapamadık zaten. Çok yoğundu ama gerçekten o yorgunluk böyle Avrupa ikincisi olunca gitti tamamen. Gönül isterdi ki birinci olalım. Yani zaten izlemişsinizdir. Bir sayıyla falan kaybettik. Yani şahane bir maçtı yani. Çok güzel. Son 10 yıla damga vuracak bir maçtı bence. Bence de, çünkü yani oynadığımız takım da Sırbistan takımı. Yani olimpiyat gümüş madalyalı, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu bir Sırbistan'dı. Baş antrenörü, baş antrenörü. Baş antrenör, oyuncu işte. Karşıda oynadığımız, şimdi aynı takımdayız Mihailovic'le. Öyle bir takımdı. Ama çok güzel geçti. Ben gerçekten yani takımımla gurur duyduğum, bence yaptığımız organizasyon, federasyon yaptığı organizasyon gurur duyulacak bir organizasyondu. Seyirci aynı şekilde. O seyirciyi, yani gerçekten o atmosferi unutmam mümkün değil kesinlikle. Peki final haricinde, finali kenara koyarsak, senin için en kritik ya da en unutamadığın maç hangisiydi şampiyonada? Bence Hırvatistan maçıydı. Evet. Çünkü biz o maçı kaybetseydik eleniyorduk. Evet. Ama o maçı 3-2 aldık. Zor bir maçtı bizim için. Gerçekten geri dönüşlerle, medcezirler yaşayarak bir sıkıntılar yaşadığımız bir maçtı. Aynen, ve çok iyi oynadı Hırvatistan. Biz bence bunu çok beklemiyorduk. Ama güzel toparladık ve oradan finale kadar geldik. O dönüş noktasıydı bence bizim için. Şahane. Peki milli formayı giymek nasıl bir duygu? İnanılmaz kaptanlık bir duygu. Kaptanlık yaptığın, çeşitli yaş gruplarında da oynadığın, nasıl o ay yıldızı taşımak? Yani gerçekten ayrı bir yeri var benim için ve her giydiğinizde böyle bir tüyleriniz diken diken oluyor. O sahaya çıktığınızda o milli marşı, özellikle Ankara'da seyirciyle okumak, yani ağlayasınız geliyor mutluluktan, gururdan. Çok başka bir şey benim için. Aynen öyle. Umarım da başarılı bir şekilde milli takımda devam edersiniz. Teşekkürler. Peki bizim Westerveni Sultanlar Ligi'ne dönecek olursak, nasıl geçti şu anki ilk hafta, 7. haftaya Beylikdüzü'ne gideceğiz. O ilk 6 hafta nasıldı senin için ve takım için? Bence çok hızlı geçti. Genelde yani üst üste evet, hafta içi oynuyoruz, hafta sonu oynuyoruz. Tabii milli takımın yetişmesi gerekiyor o yüzden. Ama hızlı geçti. Belki de iyi oluyor böyle hızlı ilerlemesi. Çünkü hemen oynuyorsunuz, 3 gün sonra başka bir maç var. Ona konsantre olmanız gerekiyor. Fakat bizim için işte önemli maçlar, derbiler arka arkaya geldi. Biraz orada hani sıkıntı oldu ama genel olarak bence güzel geçiyor. Hedef maçlarımız tabii ki de hani bizim için önemli ama sezon sonu asıl önemli olan. Gerçekten de öyle. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında işte futbola biraz benzetecek olursak çift yönlü bir oyuncusun. Yani hem savunmada hem hücumda çok rahatlıkla hareket edebilen bir oyuncusun. Atletik bir oyuncusun. Bunun avantajlarını da yaşıyorsun sanırım. Yani evet, sonuçta bazen şu anda ilk altı başlamasam da oyunda, defansta antrenör hani bana güvendiği için oyuna sokuyor, söylüyor zaten hani kenarda hazır ol, mutlaka ihtiyacımız olacak diye. Onun dışında bazen hani Allah korusun hani sakatlıklar falan olabiliyor. Hani her evet, şekilde ihtiyaç oluyor. Hoca ne görev verirse onu yapmaya. Zaten ligin başında yapıyoruz. Da direkt ilk 6'da başladın. Ve harika bir başlangıç teşekkür yaptın. Ederim. Performans olarak bahsediyorum. İlk derbi, Beşiktaş derbisini 3-0 kayıpsız bir şekilde atlattın. Evet. İlk derbi nasıldı Beşiktaş maçı sizin için? Yani Beşiktaş maçı... Deplasman statüsündeydi. Evet, evet. Deplasman gibiydi ama yani gerçekten deplasman gibi hissetmiyoruz biz artık orası. Yani bizim ikinci evimiz gibi bir şey evet, oldu. İkinci evimiz gibi bir şey oldu gerçekten de.
Ya 3-0 geçtiğimiz için de çok mutlu olduk. Çünkü hani derbi her zaman ne olursa olsun önemlidir bizim için. Ve eksiklerimiz de vardı. O yüzden kayıpsız geçtiğimiz için çok mutlu olduk. Sanırım, bilmiyorum katılır mısın, bizim için en harika maçlardan bir tanesi bu 6 haftada Vakıfbank maçıydı. Evet. Gerçekten yani sizin yüzünüze baktığımda maçı izlerken yani birikmişlik var. Evet. O vakıfa hani ne derler, zehirini akıtmak derler ya. Hı hı. Sanırım öyle bir şey yaşandı. Tabii her zaman en güçlü rakiplerimizden biri. Her zaman kazanmak istiyoruz Vakıfbank'a karşı. Ve bu sene hani öyle net bir skorla geçmek bizim için çok güzel gerçekten oldu. Gerçekten de değerliydi. Gücümüzü ortaya koymamız için özgüven güzel bir avantaj. Özgüven açısından da değerliydi. Kesinlikle. Peki şimdi ilk 6 haftayı en zorlu maratonu geçtik. Hı hı. Bundan sonraki haftalar için nasıl görüyorsun ligi? Bizim için biraz daha kağıt üzerinde daha kolay, hı hı, maçlar. Tabii maç esnasında bu voleybol maçı. Evet. Her şey değişebiliyor. Çok değişkenliği var, hı hı, voleybol maçının. Nasıl değerlendiriyorsun haftaları? Tabii ki de daha kolay bir tarafı başlıyor ama biz tabii ki de aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Kesinlikle. Bu süreçte. Ve Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzda Eczacıbaşı var. Hani bizim için lig maçı gibi tekrardan hani bir derbi gibi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca daha ekstra bir önemi var. Çünkü grupta lider olmak istiyoruz. Çok büyük bir avantajı olduğu için. Yine hani bizim için kolay geçeceğini söyleyemeyeceğim ikinci kısmının da. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi peki nasıl değerlendiriyorsun takımları? Polonya ekibi var, Finlandiya ekibi var, Eczacıbaşı var dediğin gibi. Lider bitirmek istiyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz rakipleri? Bence grupta lider olmamız çok önemli. Çünkü avantajı olacak tekrar sonraki devrede. Eczacıbaşı'nın da Şampiyonlar Ligi'nde kadrosu biraz daha farklı olacaktır eminim ki. Ama biz de takım olarak yani evet 3 hafta geçti, herkes katıldı. Birbirimize daha çok alışıyor, evet, şu anda. O yüzden biz de her geçen gün daha iyi bir takım olacağımıza inanıyoruz. Peki takımdan bahsetmişken, takıma yeni katılan oyuncular var. Bir seneden fazladır bu takımdasın, bizim ailemizin bir parçasısın. Yeni gelenleri nasıl değerlendiriyorsun? Kelsey Robinson var, Mihailović var, evet, çok tecrübeli oyuncu. Naz var. Nasıl görüyorsunuz? Naz'la zaten milli takımdan arkadaşsınız. Evet, Mihailović'e rakiptiniz. Aynen. Naz'la 15 yaşımdan beri artık yani tanışıyoruz. Milli takımlarda hep beraber oynadık. Çok yani bir söylememe gerek yok kariyerini, öyle bir pasör. Aynı zamanda Mihailović çok komik bir oyuncu. Yani çok komik bir insan gerçekten. Çok yardımsever, çok pozitif, inanılmaz yardım ediyor bize sahada. Hani rakip olduğumuzu unutuyoruz gerçekten artık. Artık bizden biri Sırp olsa, kesinlikle, da yani. Kelsey de çok tecrübeli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Gerçekten o da çok yönlü bir oyuncu. O yüzden geldikleri için bence çok mutluyuz. Tabii Aylin de var bir yandan. Evet, evet. Aylin'imiz var. Aylin nasıl? Aylin'le ben oynadığım için daha önceden hani Aylin yeni gibi gelmiyor bana. Aylin de biraz tabii heyecanlı. Ama o da çok güzel uyum sağladı bence. Bence takım olarak kimyanız harika olduğu için, hı-hı, takıma gelenler de kolaylıkla uyum sağlıyor. Evet, yabancı gibi değiller yani. Hani sanki sürekli aynı takımdaymışız gibi hissediyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Bir yıldan fazladır dedim Fenerbahçe'desin. Bu bir yıllık süreçte nasıl geçti Fenerbahçe senin için? Yani nasıl, hı-hı, görüyorsun? Daha önce Fenerbahçe'de oynamadın ve daha, hı-hı, sonradan hani bu yaşta tecrübeli bir isim olarak, başarılı, hı-hı, bir isim olarak Fenerbahçe'de oynuyorsun. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ben zaten Fenerbahçeliydim daha önceden de. Yani ilk defa ben bu sene Fenerbahçe'de Şükrü Saraçoğlu stadında maça gittim. İlk defa mıydı? İlk defa. Hayatında ilk defa. Hayatımda ilk defa. Süper. Ben normalde futbola böyle çok ilgili değilim. Evet Fenerbahçeliyim, maçlara bakıyorum ama böyle hani çok anlamam futboldan, teknik, taktik. Başkaları izlerken bakarım, izlerim. Hani çok yorum hangi yapmam. Antalyaspor maçına gittim. Bizim için sıkıntılı bir maçtı. Evet maalesef ama sonra maça daha gittik. Hatta 5-1 falan bitti. Evet. O maça da gittik. Konya maçı. Konya sonra maçı, evet. O ilk maçta ben yani tribünde böyle hani artık tribünden düşecek kadar bağırıyordum böyle. Hani oo, o atmosfere girince gerçekten atmosfer farklı. Nasıl 45 bin kişi? İnanılmaz. 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 Çok peki, güzel. Peki beğendiğin bir gol var mıydı 5-1'lik maçta? Vedat'ın i̇lk sert şutu mu? İlk gol ve son gol. İnanılmaz. Evet. Vedat'ın sert, evet, şutu. Evet. Yani buradan başka, evet, bir yerden duyuldu yani. Aynen, çok güzeldi. Şahane. Peki Fatma Yıldırım voleybola nasıl başladı? Ben Mersinliyim. Evet. Mersin'de başladım 10 yaşımda. Okulda keşfedildi. Evet galiba, evet. Okulda böyle voleybol genelde böyle oluyor. Hani keşfedilme süreci okulda oluyor sanırım. Ya benim zamanımda spor okulu falan öyle yoktu. Özellikle, evet, Mersin'de öyle bir şansımız yoktu. Ama şimdiki çocuklar gerçekten çok şanslı. Fenerbahçe'nin spor okulu var, diğer kulüplerin. Belki de bilmiyorum hani milli takımın başarısıyla gelen bir şey bu.
kulüplerin başarısıyla. Ama benim zamanımda okulda koşu yarışı vardı, böyle hızlı olanı takıma alıyorlardı. Sonra oradan devam ediyordunuz. Ben o yüzden Mersin'de başladım. Orada Toros Koleji'nde, oradan buralara geldim. Peki ilk hocan kimdi, voleybol hocam? Gültekin Karahan. Onlara da selamlarımızı iletelim. Evet, çok teşekkür ederim. Peki nasıldı başlangıç? Profesyonel olmayı düşünüyor muydun? Hiç düşünmedim. Hatta ben birkaç kere bırakmayı düşündüm. Çünkü biz yazın da çok çalışıyorduk. Yani evet. Hiç tatilimiz yoktu. Çok gerçekten ileri seviyede çalışıyorduk. Gültekin Hoca sağ olsun. O yüzden bir ara şey diyordum, hani ben hiç tatil yapamayacak mıyım? 10 yaşımdan beri yaz tatili yapmıyor gibiyim. Neredeyse zaten. 20 yıldır evet. Hiç tatil doğru düzgün yapamadın mı? Yani doğru düzgün çok yapamadım. Şöyle baktığında hani gerçekten düzgün bir tatil yaptım dediğin bir an var mı? Geçen sene mil takıma ben gitmemiştim. O zaman ilk tatilimi yaptım diyebilirim, yaz tatilimi. Yurt dışı mı, yurt içi mi? Yurt içi. Yurt içi. Evet. Memlekete falan mı gittin? Evet, eve Mersin'e. Gittim. O da tatil benim için. Zaten Mersin'in tatil bölgesi. Evet, aynen öyle. Peki aile burada mı, Mersin'de mi? Mersin'de. Mersin takip ediyor mu? Evet, çok takip ediyorlar. Her gün izliyorlar. Fenerbahçe TV açık zaten evde. Şahane, şahane. Onlara da selamlarımızı iletelim. Hürmetler efendim. Peki konuşuyor musunuz? Tartışmanız oluyor mu? İşte maçta şöyle oynamalıydın ya da böyle oynamamalıydın. Yok, hayır, hiç öyle yorumları olmuyor ama genelde hani geçmiş olsun. Yenildiğimizde direkt geçmiş olsun. Yorum yapmaz ailem hiç öyle şekilde. İğneli hiçbir şey mi? Hiç polemik asla çıkaramayacağız, belli oldu. Peki bu döneme kadar işte sizin başladığınız jenerasyonda, bu dönem arasındaki jenerasyonu konuştuğumuzda az önce de bahsettiğim gibi spor okulları yoktu. Şimdi spor okulları var. Farklılıklar neler? Avantajları, dezavantajları olarak soruyorum. Yani şöyle diyebilirim, çok avantajlılar bence. Çünkü her şeyleri var ellerinde. Hani ben Mersin'den buralara nasıl geldim gerçekten şans bence benim için. Ama şimdiki çocukların hani beni arıyor mesela bazı akrabalarımız. Diyorlar ki işte benim çocuğum voleybola başlamak için nereye götürelim? Ben diyorum ki Fenerbahçe var, orası var, burası var. Hani seçenek çok var. Fazla seçenek var ve mesela Fenerbahçe spor okullarında ben görüyorum antrenörüne geldiğimde inanılmaz bir antrenör sayısı var. Gerçekten çok ilgililer. Herkes birebir böyle antrenörle konuşabiliyor, derdini anlatabiliyor, birebir ilgileniliyor. Bizim zamanımızda böyle değildi. Bir de bu dönemde salonlar da fazlalaştı. İnanılmaz. Yani kapalı salonlar... Yani çok fazla var ve seçenek var bu anlamda. Ve sizin ısıtması önümüzde... falan var, Taraflex var. Bizde Taraflex yoktu, kıyafetimiz bile bir taneydi. Parke mi vardı? Parke vardı. İnanılmaz kötüymüş. Bizim dönemimiz de öyleydi. Evet. Ben de futbol oynadığım dönemde toprak sahada oynuyorduk. Evet. Gerçekten şanslısınız arkadaşlar. Evet. Ama dezavantaj da sanırım şu, teknoloji çanta olduğumuz için çocuklar biraz içine kapanık sanırım. Yani tamam, takımlaştıktan dolayı iletişim sağlayabiliyor çocuklar ama teknolojiden dolayı da biraz dezavantaj sağlıyorlar mı? Yani olabilir aslında ama mesela ben de küçükken çok sosyal bir çocuk değildim ama voleybol sayesinde ben de çok fazla arkadaş kazandım, dışarıya dönük oldum. Bence spor bu teknolojinin getirdiği bazı şeyleri, hani sporcu olmayan çocuk ve sporcu olan çocuk ayrılıyor burada. Hani spor bunu biraz engelliyor gibi. Hani sadece bilgisayar başında, tablet başında değilsiniz ama dışarı çıkıyorsunuz, başka birileriyle görüşüyorsunuz. Çünkü sahadaysanız birileriyle konuşmak zorundasınız. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden hani enerji sarf ediyorsunuz. Bence bu insanların modu, çocukların modu, gelişimi açısından da çok önemli. Takımdaşlığı bahsetmişken, altyapı arkadaşların hala görüşüyor musun? Evet, görüşüyorum. Süper. Aynen. Peki onlar kimler, nerede oynadınız? Mersin Toros'ta oynarken görüştüğüm hala arkadaşlarım var. Çocukları oldu hatta. Mersin'e gittiğimde direkt onlarla görüşüyorum. İnanılmaz yakınız zaten. Onun dışında bir tane arkadaşım Amerika'da. O gelecek. Antalya'da görüşeceğiz kampa gidersem eğer. Sonra zaten Eczacıbaşı'nda oynadığım herkes hala oynuyor. Süper ya. Gerçekten onlarla şahane. Onlarla görüşüyorum. Bunlar çok önemli bence. Yakınlaştıklar, arkadaşlıklar. Evet. Altyapıdan bu döneme kadar. Ailenden daha fazla tanıyor diyebilirim. Ya evet, o kadar çok şey yaşıyorsunuz ki beraber ve ben ailemi hani 3 saat görüyorsam onları 6 saat görüyorum bazen. Öyle bir süper zaman farkı da var. Bir bölümümüz var programımızda. Sorular maratonu mu diyeyim, maraton soruları mı diyeyim. İstersen şöyle hafif biraz tamam, oturalım. Olur. Seni de yormadan, hastasın. Dilersen böyle bir derin bir nefes alıp başlayalım. Sorularıma bakma. Tamam, bakmıyorum. Süper. Peki ilk olarak kendini 3 kelimeyle tanımlayacak olsan o 3 kelime ne olur? Üç kelime ne olur?
Sahada mı dışarıda mı? Sahada. Sahada bence sakin, pozitif olabilir. Bir de heyecanlı diyebiliriz. Peki maç içerisinde seni en çok sinir eden şey nedir? En çok sinir eden, eğer yani o gün böyle sallanıyorsak, kendim de dahil sinir olurum. Hani çünkü sebebi yok, bazen gerçekten olmayınca evet, olmuyor. Evet, maçın içine giremeyeceği, giremiyorsun. Evet, o beni çok sinir ediyor. Öyle bir aksilik var maalesef. Peki güne saat kaçta başlarsın? Antrenmana bağlı biraz. Eğer antrenman yoksa çok çok geç kalkmayı sevmiyorum. Yine böyle 9.30-10 gibi uyanırım. Peki uyandığında ilk yaptığın şey nedir? Telefonuma bakmak. Ben de aynı şekilde. Maalesef. Peki kahvaltıda olmazsa olmazın nedir? Peynir. Peynir. Evet, her çeşit peynir. Ezine, kaşar. Ezine çok severim. Ezine, ben de çok seviyorum, süper. Peki çay mı kahve mi? Eğer böyle bir serpme kahvaltı gibi bir şeyse, oturuyorsak ve uzun uzun yapacaksak çay ve çok çok fazla çay. Ama ayaküstüyse kahve. Peki gün içerisinde çay içenlerden misin, kahve içenlerden? Kahve. Kahve. Peki yemekle aran nasıl? Çok iyi. Pişirenlerden misin, yemek yiyenlerden misin? İkisi de. Süper. Peki et mi, sebze mi? Sebze. Peki zeytinyağlı mı, sıcak yemek mi? İkisi de. İkisi de. Bu zor bir soru. Bursa'da İskender mi, Mersin'de Tantuni mi? Mersin'de Tantuni. Künefe mi, baklava mı? Künefe. Modayı takip eder misin? Ya da evet, ederim. Eder misin? Ederim. Diye. Klasik mi, casual mı? Yerine göre değişiyor bence ama genelde casual çünkü her zaman antrenmana gidip geliyoruz. Kot mu, keten mi? Kot. Gömlek mi, tişört mü? Tişört. Spor ayakkabı mı, topuklu ayakkabı mı? Spor ayakkabı. Online alışveriş mi yoksa mağazada gezmek mi? İkisi de. Peki küpe mi, kolye mi? Küpe. Sırt çantası mı, el çantası mı? Sırt çantası. Peki çantanda olmazsa olmaz 3 şey nedir? Telefon, cüzdan, üçüncü de anahtar. Anahtar. Ayna falan yok, var mı? Yok yok öyle, öyle şeylerim yok diyorsun. Peki sabah antrenmanı mı, akşam antrenmanı mı? Akşam antrenmanı. Peki smaç mı, blok mu? Smaç. Savunma mı, hücum mu? Savunma. Sağ mı, sol mu? Sağ. Sağ. Peki kariyerinde aldığın en güzel tavsiye neydi? En güzel tavsiye şey olabilir. Mesela bugün maçı kaybettiniz ama hayatın sonu değil. Yarın başka bir maç var. Süper bir söz. Peki oynadığın en iyi maç hangisiydi? Bu sene oynadığım en iyi maç büyük ihtimalle kupada Vakıfbank'ı elediğimiz maç. Yani geçen sene. Kariyer olarak baktığında? Kariyer yani olarak her baktığında. Her takım olabilir. Altyapıdan olabilir, milli takımdan olabilir, Fenerbahçe'den veya Eczacıbaşı. En iyi oynadığım maç mı bilmiyorum ama Hırvatistan maçı benim için ayrıdır bu sene. 3-2 kazandığımız. Gerçekten kilit maç diyorsun, evet, senin için. Evet. Ya ben çok farklı duygular yaşadım o maç açıkçası. Gerçekten güzel bir maçtı. Peki diğer soru. En kötü oynadığın maç. Kariyerinde. Kötü oynadım. Yani gerçekten kötüydüm. Gerçekten günümde değildim dediğin maç var mı? Herhalde geçen sene Beşiktaş maçı. İlk maç. Oyuna mı giremedin yoksa? 3-2 oynamıştık. Kazanmıştık ama ben çok kötü girememiştim yani ve evet. Terzic o zaman yeniydi, böyle çok fazla değişik istekleri vardı. Hani bir antrenör yeni geldiğinde alışmak uzun sürer ya, onun istediklerini yaparken böyle hani onu mu yapayım, onu mu düşüneyim, maçı mı düşüneyim, o bir geçiş dönemiydi benim için ama geride kaldı. Peki unutamadığın maçı sorsam Hırvatistan mı dersin yine? En iyi maçtan ziyade. Final maçı derdim. Final maçı evet, mı? Evet, final maçı. Gerçekten. O süper tribünü maçtı. Gerçekten ben unutamıyorum ya. İnanılmaz bir seyirci vardı. Ankara'da gerçekten voleybol kültürü var. Evet. Süper. Peki profesyonel olduğunda aldığın ilk şey neydi? Hani aldığın ücretle. Telefon almıştım. Telefon evet. Almıştın. Peki almaktan bahsetmişken, alışverişten bahsetmişken aldığın en son şey ne? Mağaza veya online alışverişte. Bir tane ayakkabı aldım. Sana alınan en son şey ne? Bana alınan en son şey... güzel bir soru. Büyük ihtimalle erkek arkadaşım bir şey almıştır bana. Şu anda hep zamanla... kolye alırız biz ya da bileklik alırız. Evet, şu an hatırlamıyorum zamanını. Peki bir duvar yazısı yazacak olsan. Boş bir duvar yazısı var. Elinde de sprey var. Salladık. Ne yazarsın? Güzel bir soru gerçekten. Ne yazarım? Mesela. Bilmiyorum. Gerçekten... Hayatını yaşa. Gerçi hayatını yaşa değil de böyle hani ne olursa olsun yaşamaya devam et olabilir. Süper bir söz.
sözü çalabilirim. O zaman son olarak programımızın sonuna gelirken sana da teşekkür ediyoruz. Bu sezon için Fenerbahçeli taraftarlara mesajın ne olur? Geleneksel sorumuz. Zaten biz yani 2-3 maçta inanılmaz bir seyirci vardı. Fulldü salon. Merdivenlerde oturanlar falan vardı. Gerçekten ben teşekkür ediyorum. Zaten yalnız bırakmıyorlar. Bundan sonra da yalnız bırakacaklarını ben zaten düşünmüyorum. Onlar oldukça biz daha iyi oynayacağız. Şey diyebilir miyiz? Futbolda omuz omuza şampiyonluğa diyoruz. Voleybolda da diyelim o zaman. Diyelim. Omuz omuza şampiyonluğa. Omuz omuza şampiyonluğa. Çok teşekkür ederiz Fatma. Bize vakit ayırdığın için hastalığına rağmen. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Smaçör programı bu bölümünde Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Fatma Yıldırım'la beraberdik. Programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. HDI Sigorta Smaçörü sundu. Her zaman.